Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Normalde Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra spor yazarlarının görüşlerinin yer aldığı bir değerlendirme videosu çekerdim. Tamam Fenerbahçe galip gelmedi, mağlup oldu ama bazı mağlubiyetlerden galibiyet çıkarmak gerekir. Bu dediğim cümleyi asla unutmayın. Bazı mağlubiyetlerden galibiyet çıkarmak gerekir. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin Trabzonspor müsabakasından sonra köşe yazarlarının köşelerinde değerlendirdikleri şeyleri değerlendireceğim arkadaşlar. Ercan Güven bu kadar kolay nasıl bu kadar kolay teslim oldu? Orta sahadaki orta sahadaki dalga kıranı Fred ile 4 stoperi sakata gelmiş Fenerbahçe. Konumu iddiası performansına bağımsız en büyük belası en azimli rakibi Trabzonspor'a nasıl bu kadar kolay teslim oldu Kadıköy'de? Ançeresi yırtılan 50 bin seyircisi önünde hem de. Neden durgundu takım? Nasıl ikinci yarının ilk iki dakikasında iki gol yedi? Büyük kaleci Livakovic hiç maç kazandıramayacak mı? Niye ilk isabetli şutunda ancak 3 gol yedikten sonra 57. dakikada attığı ligin en iyi futbolunu oynayan takımı? Bunların 9 maçını kazanmış Fenerbahçe için doğal şeyler mi? Hayır. Ciku, Bekao, Fred eksikliğine bağlamak doğru mu? Yoksa taktik ve motivasyonda mıydı? Asıl eksik. Yani cümlenin esasında Livakovic hiç maç kazandırmayacak mı diyor. Hani nasıl bu kadar kolay teslim oldu. Avcı resmen ezdi Kanarya'yı diyor. Ben ezmekten şunu anlıyorum bak. Ezmek şudur. Hem oyun anlamında hem skor anlamında üstün gelirsin. Bu rakibi ezmektir. 3 defa gidip 3 gol atıp başka hiçbir şey yapmazsan bunun adı ezmek olmaz. Akıllı davranmak olur. Önce spor yazarları kurdukları cümleye bir dikkat etsinler. Anlatabiliyor muyum? bunu Önce kurdukları cümleye bir dikkat etsinler. Yani Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmak adına kendilerini çöpün içine sokmasınlar. Ya ezmek bak tek kale oynamaktır. Tek kale oynayıp mahvetmektir. Ya da fark atmaktır. Mesela Fenerbahçe Pendik Spor'u ezdi. Ama Fenerbahçe sadece 5 şut çekip 5 isabetli şut. 5'e de gol olmuş olsa ezdi diyebilir misin? Mahvetti dersin skor olarak. Ama ezmek başka bir şey. Yani burada çok önemsemiyorum arkadaşlar. Gerçekten önemsemiyorum. Ha şunu da bir özellikle belirteyim. Onu açıya verilmeyen kartlar. Mesela merak ediyorum. Ligde ilk maçında Trabzonspor'un ilk maçında onu ilk faulünü yaptığında direkt sarı kart aldıp itiraz edip şiddetli itirazdan ikinci sarı yiyip atılsa Trabzonsporlar şey diyecek mi acaba? Ulan Fenerliler de çok demişti ya. 10 tane faul yaptı ona rağmen sarı yemedi diye. Demek ki bak o günkü maçta da Adil Hakem yönetimi olsaydı biz 10 kişi kalırmışız. Diyecekler mi yoksa Hacemler bizi sevmeyi daha mı diyecek? Hakemler çıldırtmak mı istiyor Fenerbahçe diyor. Tamam Fenerbahçe eksikti kötüydü yıldızları durmuştu bak. Lakin 5 gol attığında çok üstünde durulmayan hak edilmiş penaltıyı mağlup durumdayken yok saymak neyin nesi? Çıldırmak mı istiyor bu hakemler Fenerbahçe'yi? İlk yarı uzatma dakikalarında Şimanski ceza alanında penaltı vardı ancak var yoktu. Sahanın herhangi bir yerinde kramponu yırtıp adamın baş parmağını dışarıya çıkaracak sertlikte ayağa basma Faul ise ceza alanında penaltı değil midir? Ne hakem verdi ne var uyardı. Absürt bir fıkra gibi. Asıl fıkrayı Fenerbahçe yazdı. İkinci yarıda gol yiyerek diyor. Şimdi ben onu da söyleyeyim. Bani ya orada sarı kart yese, penaltı yapılsa, skor 1-1 olsa. Sarısı olan bir stoper ki dengesiz. Yani. Fenerbahçe biraz silkindiğinde Tadic hemen penaltı aldı. Attı skor 1-3 oldu. Son 20 dakikaya girerken patron çıldırdı. Samet Lezayz'a çıkar. Batshuayi, Crespo'yu soktu İsmail Kartal. Takım orijin olarak hiç stoper kalmadı diyor. Yani bu da mecburdu açıkçası. Bu mecburiyeti de yaptı. Osterwald'in yanında İsmail stoper oldu. Balan, falan filan. Yani battıkça batmak denirdi. Mehmetcan Tadiç'ten sonra Crespo'ya da penaltı yaptı ama Tadiç atamadı bile. Anlayın Fenerbahçe'nin ruh halini diyor. Var Fenerbahçe'den özür diledi diyor. Penaltı atışını tekrarlatarak Fenerbahçe'den özür diledi sanki. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Bu cümlenin altındaki şifreli mesajı. Niye özür dilesin? Yani Fenerbahçe'de Fenerbahçe'den özür mü demek istiyor? Kuralı uygulasın özür demesine gerek yok ki. Berbat hakem. Yani Fenerbahçe ve Lig tarihindeki en iyi galibiyet serisinin hazin sonu. Ancak böyle Fenerbahçe'yi mağlup edebilirlerdi, ettilerdi. Uğur Meleke Fred'in yokluğu hissedildi. Abdullah Abdullah'ın oynattığı doğru oyuna karşı Fenerbahçe'nin karşılık verememesinin birkaç sebebi var. Samet Osterwold'e onu açıyor, daha da verimli hale getirecek kadar. Geride karşıladılar, öne çıkamadılar diyor. Yo hakemin de etkisi vardı. Uğurcan'ın sürekli uzun top tercihi, Fenerbahçe'nin en büyük silahı olan önde baskıyı, top kazanma ihtimalini çok azalttı. Bağlantı oyununda Fred'in yokluğunu hissedildiğini söyleyebiliriz. Doğru. Fenerbahçe'nin hücumda da garip bir şekilde topu çok fazla havaya kaldırdığı bir gündü. Trabzonspor'un iki stoperi 1.90 civarı, iki ön liberosu 1.90 civarı. Bu kadar uzun bir bloğa karşı Fenerbahçe'nin topu gereğinden fazla havaya kaldırdığını düşünüyorum demiş. Gürcan Bilgeç sıkıntı yok yola devam. Evet Bekavacı Kufret çok önemli oyuncular ama bir Kadıköy gecesinde açık kapanmalıydı. Samet Akaydın bu mecburi seçimde yenilen 3 golde de hatalarından pay aldı kendine. Livakovic gibi tecrübeli bir kalecinin de özellikle yüksek toplarda daha akıllı olması gerekirdi. Öne geçmek bulunmaz diye Trabzonspor adına Fenerbahçe golleri kaçırırken üstelik ama takım olarak sezonun en iyi, en akıllı, en doğru maçını oynadıklarını gördük. Fenerbahçe takım olarak buna karşılık ve direndi. 3 farklı geriye düşüne bile vazgeçmedi. Aslında Fenerbahçe'nin 2 gollü karşılığı da Mehmet Can'ın hediyesi olarak notlarda. Değil mi? Doğruyu konuşmak gerekirse Fenerbahçe adına Samet Akaydın rezalet gecenin. onlarda da Mehmet Can. Trabzonspor madeni daha verimli çıktı. Nereden bakacaksın bilmiyorum ama sezonun en zevkli, keyifli maçını izledik. Kocaların hamleleri, oyun planları. Fenerbahçe yenildi 19 maç sonra. Eğer sıkıntı yok yola devam diyor. Bu bir yol kazası. Atilla Gökçe. Fenerbahçe önceki haftalarda belirgin biçimde etkili olan takım oyunu ile başlayamadı. Hemen tüm oyuncular Trabzonspor rakiplerinin baskısını baskılı oyunu karşısında ummadıkları biçimde pasif, pasifize oldular. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın planları umulandan önce sonuç verdi. En azından 3 hafta sonra istediği oyunu kurgulayabileceğini söylüyordu. Fix en erken oynattığı maçı kazanmasını bildiler. Fenerbahçe için kimseyi eleştirmem. Bu bir yol kazası. Hedeflerini kaybetmişler. Liderliği kaybettiler. Şampiyonluğu değil. Bu hamur çok su kaldırır daha. İlker Yağcıoğlu. Kimse yerden yere vurmaya kalkmasın. Fenerbahçe kötü bir günündeydi. Abdullah Avcı oyun planının tuttuğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin çok güçlü hücum oyuncularını etkisiz hale getirmeyi başardı. Çok kritik bir 3 puan aldılar. Şimdi önemli olan şey bu seri bir gün sona erecekti. Üst üste 19 maç kazanmış. Takımı bir mağlubiyet aldı diye kimse yerden yere vurmaya kalkmasın. Önemli olan mağlubiyetten ders alıp çok çabuk bir şekilde ayağa kalkabilmek ve yola devam edebilmek. Burada iş herkesten önce taraftara düşüyor. Sahip çıksınlar. Fenerbahçe öksüz kaldı diyor İlker Yağcıoğlu. Ee, siz ayağa kalkarsanız karalar bağlayacak bir durum yok. Bu mağlubiyet elbet gelecekti. Bence çok da zamanında geldi. Bu maça fazla takılmayın. Önümüzdeki hafta oynayacak Adana Demirspor maçına odaklandığın takdirde Fenerbahçe bu mağlubiyeti unutulur. Sonuçta hedef lig şampiyonluğu en önemli rakip Galatasaray'da puan kaybedecektir diyor. Vallahi hakemler adaletli maç yönetirse kaybedecektir. Hakemler böyle devam ederse vay Türk futbolunun haline. Ben oyun olarak tatmin olamadım. 43 kez rakip ceza alanına girmiş Fenerbahçe. Ama ben kaçırdığı gol hatırlamıyorum. İyi oynayan oyuncu da sayamıyorum. Belki biraz ferdi. Trabzonspor'un hak ettiği galibiyet oluyor. diyor. Bir ona bütün Fenerbahçe'yi dağıttı. Bence bir ona değil bir hakemin vermediği kartlar. Bak ısrarla söylüyorum. Bu kadar kollamadan sonra Futbolcu diyor ki lan ben ne yapsam vermeyecek nasıl olsa, diyor. Fred yok ki Fenerbahçe yoksuz çocuklar gibi kaldı. İsmail bütün maçı Fred'i arada Ne yapsın tek başına Fred ile çok iyi uyum yakalamışlardı. Zayt'tan hiç destek alamadı. Berat bir mendi İsmail ve Zayt'sa büyük üstünlük kurdu. Erman Toroğlu inanın iki tarafında futbolcular çok iyi niyetler. Hakem mümkün olduğu kadar gördüğünü çalmaya uğraştı ama haliyle takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı diyor. bu ee, buradan sonrasını okumuyorum. Kimsenin küfür etmemesi adına. Oktay Dereroğlu Kartal bunu iyi analiz etmeli diyor. İsmail Kartal'dan bahsediyor. Yani bu yenilgi nazarlık olabilir. Toparlanma sürecine de girebilir. Ama dün takım adeta hayalet gibiydi. Ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı. Tadic, Ceko, Perdi, ee, Şivanski sezon başından bu yana yıldız olan isimler dün gece hiç üretemedi. Trabzonspor maç boyu birinci ikinci bölgede beklemesine rağmen Fenerbahçe hiçbir şey yapamadı. İsmail Kartal bunu iyi analiz etmedi diyor. Ali Gültekin kimse bunu beklemiyordu. Fenerbahçe'nin oyunu herkesi şaşkınlık içine bırakmıştır diyor. Hani Fenerbahçe'nin kimliği bu kadar silikleşti diyor. 5 ee, saniye kuralı çok konuşuldu fakat Trabzonspor Fenerbahçe'nin özelliğini ortadan kaldırmadığına mükemmel bir organizasyonla oyun eline aldı falan filan diyor. Yani işin açıkçası Fenerbahçe pres yapamasın diye hızlıca uzun oynadılar diyor kısaca. Ömer Üründür Samet'i niye çıkartıyorsun? Ben Fenerbahçe'deki 8 haftadır görüş bildiriyorum ve eleştiriler alıyorum. İki kulvarda da bu kadar büyük seriye sahip takımı nasıl değiştirirsin diye. Ama benim bir futbol görüşüm ve erken önemli teşhislerim vardır. Futbolcuları da çok iyi tanırım. Fenerbahçe'de fizik açıdan görevler paylaşılmıyor dedim. Sağlam, güçlü bir geri dörtlü ve önlerinde İsmail ağır yükü çekiyorlar. Öndeki çok kaliteli yabancılar da işi bitiriyorlar ama oynanan rakipler güçlü değil ve bir hasta yabancı oyuncularda belirgin bir fizik düşüş var dedim. Fred'e Manchester'da çok seyrettim. Benim tanıdığım Fred değil dedim. Hep aynı cümleler artık. Tadiç 20 metrede oynuyor. Önem. Cekola Inter'deki gücünden sürekli kaybediyor dedim. İsmail Kartal'ın kondisyon idmanlarına ağırlık vermesi ve oynayan önemli isimleri gereksiz yere dinlendirip rahatlığa sevk etmemeli dedim. Geçen hafta Pendik maçında 3 sakat verildi. Stop stoper bölgesi çöktü. Tadiç, Ceko ve Şimanski'nin fiziksel sıkıntıları diri ve motive Trabzonspor karşısında net bir şekilde görüldü. Bu arada İsmail Kartal yalnızlıktan sinirlenen İsmail'i sarı kartı varken sahada tutarak büyük bir hata yaptı. İki farklı yenikken Samet'i neden çıkarıyorsun? İsmail çıkmalıydı diyor. Yani Engin Veral oyunu okuyamadı İsmail Kartal. Atalar kararlarda ısrar etti İsmail yükseyi de stopere çekerek yaktı diyor. Islıktan Samet'i aldı psikolojisini bitirdi. Devrede Zayt'sı görmesek belki bu hamleyi de bu golleri de görmezdiniz. Katılıyorum. Stopersiz de oynarız. Ben şunu da belirteyim. Yani o değişikliği de yapsa, bu değişikliği de yapsa. Hakemler farkındaysanız Fenerbahçe yenikken Fenerbahçe lehine doğru kararlar vermeye başladılar. Onu da söyleyeyim. Kemal Belgin fatura kime çıkacak diyor. Hani Ali Başkan tarafından TFF hakemlere mi bağlanacak? Trabzonspor'dan benzeri yakınmalar gelmişti. İşte bizim futbolumuzdaki en büyük dert diyor. Bizim futbolumuzdaki en büyük dert çalıştığı kanala göre yorum yapan karakter yoksun insanlar. Fenerbahçe onları aradı diyor Hilmi Türkay kısaca. Fenerbahçe takım halinde kaybetti diyor Uzay Gökarman. Hani her kim bu takım için futbolcular cımbızla çıkar. Onlar üzerinden infaz gerçekleştirirse o kişinin oyun üzerinden yorum yapmadığını düşünebilirsiniz diyor. Takım halinde kaybedildi. Doğru. Rıdvan Dilmen rakip Trabzon Pendik verize değil açıklaması var ancak e, işin içerisinde başka bir olay var. Ha, Trabzon harika hazırlanmış diyor. Maç beraber hepsi galibiyeti kaçıran Trabzon derdim diyor. Ee, Abdullah Avcı iyi analiz yapan hocalarından bir tanesi diyor. İsmail Kartal maalesef İsmail Kartal aslında analiz yaptı ama Samet Akayda'nın bu kadar sakar olacağı aklına gelmezdi. Gerçekten bak hakemin bu kadar kötü niyetli olacağı da aklına gelmezdi. Demiştir ki lan bu kadar konuşma yapıldı. Bir hafta içinde bir tanesinin eşi çıktı öbürünün kendi çıktı istifa etti. Hakem de diyecektir ki ulan tamam ben bir tarafı şampiyon yapmak için çalışıyorum, çabalıyorum. Federasyon da bunu istiyor ama ulan bu benim üstüme kalır. Bu ihale bana kalır. Bir, bir gariban benim. Herkes köşesine çekilir. Ben de düzgün yönetirim diye düşünmüştür muhtemelen ama. Fenerbahçe buraya gelirken maçı Trabzonspor gibi yaşamadı. Trabzonspor'un sezona tutulması için Konya sporu falan değil Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyordu. İsmail Kartal Pendik spor maçını Trabzonspor'u düşünerek oynamadı. Aslında bir yerde de haklı diyor. Daha doğrusu haksız diyor. Şimdi Fenerbahçe kalbinden oldu. Pendi'yi yeneyim diye Fred'den oldu. Fenerbahçe'nin kalbi Fred. Onu tekletmeyeceksin. Şimdi standle ile uğraşıyorsunuz. Aslında Pendi'yi biraz hafife alıp Ulan benim en önemli ismim Fred. Çiku sakat. Serdar Aziz sakat. Ulan BKO Samet. Çıksam nasıl olur? Ben bir şey söyleyeyim mi? Samet Osterwold'e çıkılsaydı. BKO yedek tutulsaydı o maçta. Bu sefer de diyecektik ki sağlam bir BKO var. Niye çıkmadı diye. Neyse. Pendik savunamaz. Rize savunamaz. Kontra yapamaz. Trabzonspor savunda da kontra da yapabilir diyor. Ceko gibi dinlendirilmeliydi. Fred ve Tadici konferans liginde oynatmaması lazımdı. Ciko sakatlandığı günü Fred'i kampa alması lazımdı. Şimanski'nin daha çok uzun yolu var. Büyük maçların küçük oyuncusu falan demem ama daha yolu uzun. Benim çok beğendiğim bir oyuncu Şimanski. Bir şey söyleyeceğim. Hakemler Allah'tan korkarak maç yönetseydi Şimanski iki tane penaltıya sebep olmuştu. İki asist yazıyordu hanesinde. Farkında mısınız? Hani büyük maçların büyük oyuncusu illa gol atacak diye bir şey yok. Ferdi de asist yapacak diye bir şey yok mesela. Tadic gitti penaltı aldı. Crespo gitti penaltı aldı. Şimanski'ye yapılan iki hareketin ikisi de net penaltı artık kartlıktı yani İrfancan Kahveci ayağa bastı, istem dışı kırmızı kart yiyorsa, rakibi de kırmızı yemeliydi ama yemiyor. Neyse. Fenerbahçeli futbolcular maç 3-2'ye getirecek hali yoktu. 2 tane penaltı oldu. Maç öyle 3-2 oldu. Maç boyunca Fenerbahçe'nin 2 pozisyonu yok. Üşenmeden baktım. Uğurcan 10 17 saniyede faul atıyordu kale vuruştan. 17 saniyede falan atıyordu diyor. 90 artı 8'de gördü sarı kartım. Daha 5. dakikada uyarıyordu hakem Uğurcan'ı. Türkiye'de futbol iklimi bu. Taraftar tam kopmak üzereyken gol geldi. Taraftar da inanmaya başladı. Fenerbahçe güçlü değildi diyor. Ben size şunu söyleyeyim. Zamanında Aziz Yıldırım'ın Özgür Yankaya bizim stada bir daha gelemez. Gelse de o stattan çıkamaz dediğini hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Videosunu çok iyi hatırlıyorum. Özgür Yankaya denen emek hırsızı. Geçen yıl offsite'ımsı olayının baş kahramanı Erkan Özdamar. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş lehine olduğu zaman en net penaltılar vermeyen iki arkadaş. Allah'ın laneti ve gazabı üstlerine olsun. Fenerbahçe'nin 1-0 iken penaltısını verdirmeyen Vardaki Hakem Özgür Yankaya bir gün sonra Beşiktaş maçında görev alıyor ve Beşiktaş'ın da penaltısını verdirmiyor. Yani Antalya Spor Beşiktaş maçında görev alıyor ve onun da penaltısını verdirmiyor. Sonra Beşiktaş'ta arkadaşlar Fenerbahçe yenildi diye kına yakıyorlar. Yani mahalle yanarken saç tarama olayı bu. Mahalle yanıyor mahalle. O mahallenin içinde senin de evin var Beşiktaş. Sen saçını tarıyorsun. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Urma felaket şeyler söyledi. Bir avuç Türk futbolu ile kafa buluyor. Şu anda Türkiye'de futbol ve bazı kulüpler provoke ediliyor. Paralel bir MHK kurmak için akademi masada çıkardılar. MHK Başkanı İbanoğlu ekibinizle birlikte lütfen hemen istifa edin. Ya yoksa istifa etmek zorunda kalacaksınız diyor. Erman Toroğlu TFF başkanı çağırdı. Gittim. Dedim başkan giden komite size bir şey bıraktı mı? Dedim. Öyle bir evrak bende yok dedi. O evrağın bir benzeri bende var dedim. Size vereyim mi dedim. O defteri kaybedemezsiniz diyor. O deftere imza atılıyor. O defteri kaybedemezler. Bana evrak gelmedi diyemezsin. Diş hekimi değilim ama adamın dişini çekerim diyor. Hem de narkozsuz şırıngasız da kan alırmış. Bu evrak bende var dedim. Kaldılar öyle diyor. Yani bu bile şu demek. Arkadaşlar devlet dairesinde bir evranız kayboluyorsa karşı taraftaki kişiler kitapsızdır. Kitapsızdır. Sorumsuz falan filan değil. Kitapsızdır. Devlet dairesinde evranız kaybolmaz. Kayboluyorsa sıkıntı. Süleyman Urma bakın. Ali Koç bir şeyler söyledi. Kulüpler Birliği başkanı sonuçta. Kahvede konuşan insan değil bunlar. Soruşturma başlamalı. Ahmet Nur bir şeyler söylüyor. Bu insanlar sıradan insanlar değil. Hayat normalmiş gibi davranılıyor. Gerekiyorsa 2-3 hafta oynamayız maçları. Oturalım bu işi düzeltelim. Yeter ki Türk futbolu düzelsin diyor. Bu sefer de diyecekler Fenerbahçe'nin sakatları var ya iyileşsin diye 2-3 hafta oynamıyor. Ali Koç başkan söyledikleri üzerine TFF'de bir soruşturma başlatılmalı diyor. Yani e, MHK ekibi istifa edin yoksa istifa etmek zorunda kalacaksınız diyor. Böyle de bir durum var. Bu arada Beşiktaş Burak Yılmaz'la da yolları mı ayırmış? Neyse o bizim sorunumuz değil. Arkadaşlar ben size Samet Akaydın'ın yerine alınacak iki stoperden bir tanesini söyleyeyim. Hatta iki stoperin ikisinin de adını vereyim. Olmaz mı? Ya ben size Samet Akaydın'ın gönderecek Fenerbahçe. Son dakika işte Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'ı gönderip alacağı iki stoper. Hayırlı olsun. Arkadaşlar alacağı iki stoper derken şundan bahsediyorum. Muhtemelen kulübümüz bu işi başaracaktır. Çünkü Mario Branco bu işlerde efsane bir isim. İki tane isim önümüze sunuldu. Güzel de sözleşmeler, mukaveleler her şey var. Ben bu iki ismi açıklayayım arkadaşlar. Birincisi Miles Robinson. 26 yaşında Amerikalı stoper. E, Amerikalı stoper arkadaşımızın transfer market değeri 5 milyon euro. Atlanta'da oynuyor MLS ekiplerinden. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2023. 1.88 boyunda. ABD milli takımının vazgeçilmez oyuncusu. 27 maçta 3 golü var. E, ve oyuncu Amerika'da düşük bir bütçeyle oynuyor. Çok düşük bir bütçeyle oynuyor. 30 maçta 2 gol 1 asisti var. 2637 dakikada oynamış. Yani hemen hemen sakatlıksız eksiksiz oynamış. Hocam MLS bizim lige göre kolay bir ligdir. Bunu çok önemsememek lazım diyebilirsiniz. Bu arkadaş bize önerilen bir isim. 2 sarı kartı var toplamda. Yumuşak bir isim. Çok düşünülen bir isim değil. İkinci isim ise Bruno Mendes. Arkadaşlar Bruno Mendes ismine dikkat edin çok aşırı dikkat edin. Çok 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 aşırı dikkat edin. Bir yere de not alın. Corinthians'ın 5 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcusu. 31 Aralık 2023'te bunun da sözleşmesi bitiyor. 24 yaşında Uruguaylı Montevideo doğumlu 1.80 boyunda stoper. Bakın 1.80 hızlı stoper demek. Temaslı stoper demek. Uruguay milli takımının 6 kez forması gibi 0 gol var. 6-0 yani. Arkadaşımız Sağ ayaklı. Sağ bekle de oynayabilme özelliğine sahip. Kütürük eriği gibi bir stoper. Sözleşmesi 31 Aralık'ta boşa çıkıyor. Bu sezon toplam 48 maça çıkmış. 3321 dakika süre almış. Yani bu iki arkadaşında gerek yıllık ücretleri yani talep ettikleri istedikleri yıllık ücretler gerek bu gerekse başka ücretleri çok düşük. Bu iki arkadaş değerlendirme aşamasında İsmail Kartal okey derse ikisi de hayırlı olsun. Rize'de Ayder Kayakayur'dan asansörün yere çakıldığı söyleniyor. Yok artık ya. Vallahi yok artık. Yani daha geçenlerde bir kızcağızımız vefat etti herhalde. Bütün asansörlere dikkat ederler diyordu ama. Tövbe estağfurullah. Neyse. Arkadaşlar bu iki stoperde bu şekilde düşünülüyor. Hocam sen demiştin ki Türk. Türk stoperlere de bakın arkadaşlar. Ee, Türk stoperlere de odaklanın. Türk stoperlerden de hani Serdar Saatçi ismi geçiyor ama hani siz yanlış anlamayın Serdar Saatçi'yi bize yedirmezler. Adamlar düzenli olarak oynatıyorlar. Ee, hocam satın alma opsiyonunu kiralık. Ya adam düzenli oynatıyor diyorum. Sen satın alma opsiyonunu kiralık diyorsun. Hocam zorunlu satın alma opsiyonunu kiralık. Ha, ona bir şey diyemem. Yani 2 milyon euro transfer market değer olan futbolcuya 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla gönderelim derlerse bir şey diyemem. Ama oyuncuyla sen görüşüp oyuncu ben Beşiktaş'tan başkasına gelmem diyorsa da ona da bir şey diyemem. Yani durum bu şekilde ee, anlayan anlamıştır mesajlarını. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Yol uzun. Anlatabiliyor muyum? Yol uzun. Her şey iyi gidiyor. Ee, bir mağlubiyetle yoldan çıkmadık. Lütfen siz de yoldan çıkmayın. Hani İsrail'e protesto ediyorum deyip Coca-Cola satın alıp onu sokağa döken zihniyetten olmayın. İsmail Kartal'a protesto ediyorum. Ana avrat söveyim diyen zihniyet de bunun aynısı. Anlatabiliyor muyum? Bu zihniyette aynısı. Yani bir iş kazası. önümüze bakacağız arkadaşlar. Ha, şunu da belirteyim. İnşallah Allah nasip eder. Fenerbahçe hem Avrupa maçını hem lig maçını kazanırken Galatasaray lig maçını kaybeder. Tekrar lidersin Galatasaray'ın o yenilgisizlik falan filan çöp olur. Hatta bunu yaşarken Galatasaray'da bir futbolcu kırmızı mırmızı yese bir şey olsa mesela daha fena bir şeyler olsa mesela desen ki işte bak o zaman ivme değişir. Şimdi Fenerbahçe taraftarı diyor ki inşallah diyor Galatasaray Bayern Münih'ten 6'dan fazla fark yer diyor inşallah diyor. Hani inşallah diyor bu şekilde fark yer. Biz de diyor dalga geçeriz. Ya inşallah fark yer, dalga geçeriz diyorsunuz. Kabul de. Hani ben ligde de kaybetmesi taraftarım. İnşallah ligde de kaybederler. O zaman işimize bakarız, yolumuza bakarız. Beni başka takımların şeyi alakadar etmiyor ama inşallah kaybederler. Yani ee, ve biz de önümüze bakarız. Hakemler de inşallah adaletli yönetirler. Durum bundan ibaret. Transfer sezonuna hocam çok var. Daha sen ne gelmişsin transferden bahsediyorsun. Transfer sezonuna çok falan yok. Transfer sezonuna girdik şekerim. Girdik. Şimdiden başlayacaksın ayarlamaya. Şimdiden gideceklerin yerini, yurdunu, yuvasını ayarlayacaksın. Mesela ben size bir şey söylesem. Fiorentina'ya gidiyoruz Samet'e kaydında desem hiçbiriniz inanmazsınız. Yani. Ee... Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Anlayan anladı.